Çocuklar merhaba. Nasrettin Hoca'yı duymayanınız yoktur. Hani şu eşeğe ters binin. Düşündüm de Nasrettin Hoca eşeğe neden ters biniyor? Bunu da size bırakıyorum. Ben size onun iki tane hikayesini okuyacağım şimdi. Hocanın hesabı. Hoca bir gün taşınacak. Evde ne varsa kapkacak, hepsini derler toplar. Giyinir, sokağa fırlar. Yükü taşıyacak bir adam bulur. Bu adamla pazarlığa koyulur. Adam sorar, nedir gidecek şeyler? Hoca da birer birer sayar döker. Sandık mandık, dolap molap, kilim milim, esvap mesvap. Adamcağız 12 akça ister. Hoca düşünür taşınır. Peki der. Peki der, yani adamla anlaşır. Adam da ne kadar şey varsa taşır. İşi bitip hesaba gelince sıra, hoca cebinden çıkara çıkara, tamam 6 akça para çıkarır. Alacağın bu kadar der. Adamsa itiraz eder. Hocam, şu ettiğin iş reva mıdır? Hem arzuya rıza gösteriyorsun, hem de tutup 6 akça veriyorsun. Hoca kızar, der ki, a sersem adam, ben o türlü pazarlıktan anlamam. Boş yere beynime uğratma kanı. Dolap molap dedik, nerede molap? Esvap mesvap dedik, nerede mesvap? Hesabım doğrudur, çek arabanı. Hocanın en büyük özelliği çocuklar, Türk dilini çok güzel kullanması, Türk dilinin inceliklerini bilmesi. Siz de Türk dilinin inceliklerini en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. Bir başka hikayesi de şöyle. Hepsi haklı. Bir gün iki adam gelir hocaya. İkisi de birbirinden davacı. Başlar birinci adam anlatmaya. Söyler, yanar yakılır acı acı. Hoca dikkatle dinler. Sonunda da doğru, sen haklısın der. Bunun üzerine fırlar öteki. Meseleyi öyle bir anlatır ki, hak vermemek elden gelmez duyunca. Dinler. Sen de haklısın der hoca. Hocanın karısı da o anda oradadır. Kocasının hükmünü duyar duymaz atılır. Canım hoca der, böyle şey olur mu? Ya o haklı ya da bu. O zaman hoca karısına döner. Karı, vallahi sen de haklısın der. Evet arkadaşlar, bu hikayeleri bize aktaran Orhan Veli. Orhan Veli'yi tanıyor musunuz? O da çok büyük bir şairimiz. Eğer bilmiyorsanız onun da kim olduğunu öğrenin.